Turist rehberinin en geniş, en çok iş bulabildiği yer diğer rehberlerdir. Diğer rehberlerle iletişiminiz ve diğer acenteler ve otellerle de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ama genelde en çok işi diğer rehber arkadaşlarınızdan alıyorsunuz. Genel olarak bir odaya kaydolduğunuz zaman turizm rehberlerinin her biri bir meslek odasına kayıt olur. Ve bu odalar zaten size sürekli maillerle iş beslemesinde bulunur. Aynı zamanda rehber örgütlerinin sahip olduğu WhatsApp, Telegram, Facebook gibi gruplardan da iş bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi ne kadar rehber arkadaş kitleniz genişse o kadar çok iş bulursunuz. Şimdi turist rehberi nasıl iş bulabilir? Rehber olduktan sonra zaten kaydınız rehber odasına düşüyor. Rehber odası kendine gelen talepleri sizlere ya WhatsApp gruplarıyla ya da mail olarak iletiyor. Bunun haricinde acentalar zaten rehberleri bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Ya da rehber arkadaşlar sizlere kendi müsaitlikleri olmadıklarında gelen turu size paslayarak size iş imkanı sağlamış oluyorlar. Turist rehberi nasıl iş bulur? Bir turist rehberi ilk yapmış olduğu, benim kendimden örnek vereyim. İlk yapmış olduğum işte memnun olan bir acentacı, diğer acentacıya şöyle de bir rehber var diyor. Ayrıca rehberler kendi arasında paylaşım yapıyorlar. Ben sosyal medyadan hiçbir zaman iş bulmadım. Arkadaşlarım tavsiye etti veya benim daha önceden iş yapmış olduğum insanlar kendi arkadaşlarına, acentacılar kendi arkadaşlarına tavsiye üzerine günlerim hep dolu desem yeri var. Bir de Anadolu'nun her tarafına gezebilmek, anlatabilmek, yapabilmek. Ben sosyal medyayı kullanmıyorum ama sosyal medyayı kullanan misafirlerimiz, katılımcılarımız kendileri bunu kullanınca siz de ister istemez tanınan bir rehber oluyorsunuz ve işler peş peşe sıralamasıyla geliyor. Düşünce tavırlarınızla, bilgi birikimlerinizle ve sizin kişisel yaklaşım, grubun sosyalitesini anlayarak onları mutlu edebilecek, huzurlu edebilecek, doyurabilecek bilgilerle ve organizasyonun turun tamamını paket halinde bitirip, teslim edip en son ayrılırken güler yüzle hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere diyebiliyorsak işte bu en güzel bir rehberlik olur.